Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Proteinlerle ilgili soru çözümü yapacağız bu videomuzda. Proteinleri dinledikten sonra hemen soru çözümlerini de dinlerseniz daha iyi bir şekilde aklınızda kalır. Evet, diyor ki birinci soruda X ve Y amino asitleri birleşerek Z maddesini oluştururlar. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakın, proteinleri hatırlayalım. X artı Y amino asidi birleşir. Z artı ne oluşturacak? Su. Bu biz Z maddesine ne diyeceğiz? İki tane amino asit katıldığı için dipeptit diyoruz. Dipeptit. Aralarında bir molekül bağ vardır. Yani bir tane peptit bağ vardır ve bir molekülde su açığa çıkar. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur demiş. Su açığa çıkar. Evet, baktık, su açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bu olayın adı dehidrasyondur. Su oluşturma tepkimesidir. Dehidrasyon. Diyor ki reaksiyon sırasında peptitleşme görülür. Şimdi peptit bağı kurulduğu için peptitleşme görülür. Doğrudur. X ve Y maddeleri sitoplazmada bağlanırlar. Arkadaşlar X ve Y proteinleri oluşturdukları için protein sentezi nerede gerçekleşiyordu? Ribozomda. Dolayısıyla sitoplazmada değil, nerede bağlanacaklar? Ribozomda bağlanacaklar. Cevabımız 3 yanlış olacak. 1 ve 2 doğru olacak. Cevap 1 ve 2 olur. Geçelim ikinci soruya. İki farklı proteinde aşağıdakilerden hangisinin farklı olması beklenmez? Şimdi iki tane farklı proteinimiz var. Bunların farklı olmasını sağlayan nelerdir? Mesela amino asitin sayısı, dizilişleri, çeşitleri arkadaşlar. Daha sonra bağ sayıları, oluşturdukları su sayılarının farklı olması. Bunlar proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Şimdi bakıyorum. Diyor ki amino asit sayısı. Evet, birinde 10 tane vardır, birinde 8 tane vardır. Birbirinden farklı olmasını sağlamıştır. Doğru. Peptit bağı sayısı. Arkadaşlar peptit bağı sayısı. Birinde 5 tane peptit bağı vardır. Yani 6 tane amino asit bir araya gelmiştir. Birinde 10 tane peptit bağı vardır. 11 tane amino asit bir araya gelmiştir. Dolayısıyla sayıya bağlı olduğu için yine bu da farklı olmasını sağlar. Amino asitlerin dizilişi. 20 çeşit amino asit vardı. Bunlar farklı farklı şekillerde dizilebilirler. Dolayısıyla bu da farklı olmasını sağlar. Peptit bağlarının oluşum şekli. Arkadaşlar bu hiçbir zaman için proteinlerin farklı olmasını sağlamaz. Çünkü bütün proteinlerde peptit bağları aynı şekilde oluşur. Birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağı oluşuyor. Aradan da bir molekül su açığa çıkıyor. O yüzden bu hepsinde aynıdır. Farklılık göstermez. Amino asit çeşitleri ne dedik? Doğada 20 çeşit amino asit olduğu için bunlar farklı farklı dizilebilir ve dolayısıyla proteinlerin farklı olmasını sağlayabilir. Cevabımız ne oldu burada? Denizli şıkkı oldu. Gelelim 3. soruya. Proteinlerin yetersizliğinde hangileri gerçekleşir? Proteinler ne yapıyordu? Yapıya katılıyordu. Daha sonra bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyordu arkadaşlar. Bir sürü görevi var. Bakalım diyor ki hangileri gerçekleşir? Yaraların geç iyileşmesi. Protein yetersizliğinde. Evet, hücreler protein üretemezse çoğalamazlar. Yani mitoz bölünme çok az gerçekleşir veya gerçekleşmez. Yaralar geç iyileşir, bu olur. Hemoglobinin yapımında aksama. Hemoglobin, şuradaki globin dediğimiz bir proteindir. Dolayısıyla protein eksikliği olursa hemoglobin yapımında aksama olur. Doğrudur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Bağışıklıkta hangi protein görevliydi? Antikor. Eğer protein yetersizliği varsa antikor yeterince üretilemez. Dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıflar. Doğru. Kanın şeker oranında dengesizlik. Arkadaşlar, karbonhidratlarla proteinler, yağlar birlikte çalışırlar. Eğer ki protein yetersizliği varsa insülin veya glukagon dediğimiz hormonlar üretilemediği için, çünkü bunlar protein yapılı hormonlardır, kanın şeker oranında bir dengesizlik ortaya çıkar. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olur. Hepsi de protein yetersizliğinde gerçekleşir. Gelelim diğer sorularımıza. İki tane sorumuz kaldı. Diyor ki amino asitin yapısında hangileri kesinlikle bulunur? Arkadaşlar amino asitin yapısına bakıyorum. Şimdi ortada bir karbon atomu vardı. Karbon kararlı hale gelmek için 4 bağ yapıyordu. Karbon atomuna bağlı bir karboksil grubu. Bakın karboksil var kesinlikle. Yazdık. Yine karbona bağlı bir amino grubu. Evet, amino da var kesinlikle. İşaretledik. Daha sonra şurada bir hidrojen molekülü vardı ve bu şu kısım bütün amino asitlerde ortaktı. O zaman buradaki
Hidrojen var mı? Bakıyorum. Hidrojen yok ama karbon var. Karbon işaretliyorum. Hidrojen olsaydı onu da alacaktık. Çünkü bu iskelet hiçbir zaman değişmez. Sadece şuradaki R yerine farklı farklı moleküller gelebilir. Bu da amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Buraya ne demiş? Kükürt demiş. Kükürt kesinlikle bulunur diye bir şey söyleyemiyoruz. Bulunabilir de bulunmayabilir de arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Gelelim son sorumuza. Proteinlerin yapısı hangilerinin artmasıyla bozulabilir? Arkadaşlar, proteinlerin yüksek sıcaklık, pH'in yükselmesi veya azalması su miktarı etkilemez. Hani su miktarı sadece bir süre artırır, daha sonra sabit devam ettirir. Yani tepkimenin hızını devam ettirir. Proteinlerin yapısına herhangi bir etki yapmaz. Ama baktığımız zaman sıcaklığın artması protein yapısını bozar. pH değerinin artması yine protein yapısını bozabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Suyun çok bir etkisi yoktur. Evet, proteinlerle ilgili çözeceğimiz sorular bu kadar. Sizlerinizde olan kitaplarda mutlaka proteinlerle ilgili sorularınızı çözün ve konuyu pekiştirmiş olun arkadaşlar. Pekiştirme çok çok önemlidir. Kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.